Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Muhterem kardeşlerim, bugünkü sohbetimiz Allah'a olan şükrümüzle ilgilidir. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Şükür ne demektir? Onu kısaca izah edelim inşallah. Şükür, nimeti vereni bilip onu açığa vurmaktır. Şükür, Allah'ın vermiş olduğu nimetlerin etkisinin kulunun dilinde övgü, kalbinde sevgi ve azalarında itaat ve bağlılık olarak ortaya çıkması demektir. Yüce Rabbim, Mülk Suresinin 23. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim قُلْ هُوَ الَّذ۪ي اَنْشَيَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَى وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةِ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Resulüm de ki, sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz buyurarak bizi şükretmeye davet ediyor. Yaratıcımızın bize vermiş olduğu azaları, yani gözler, kulaklar, dudaklar, dilimiz ve benzerleri gibi olanlar ile Allah'a kulluk görevi için bunları kullanmayacaksak kimin için kullanacağız? Bize verilmiş olan bu azalarımızdan birinin eksikliği karşılığında milyonlarımız, milyarlarımız olsa ve o eksik olan azamızı geri getirmek için harcasak bakıyorsunuz ki mümkün olmuyor. O milyarlar bizi ne kadar sevindirir ki acaba? Nahl suresi 78. ayette de Rabbim şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu ahrajakum min buduni ummahatikum la ta'lemun şey'en ve ce'ale lekumus sem'a vel ebsara vel ef'ide la'allekum teşkurun. Siz hiçbir şey bilmezken Allah sizi analarınızın karnından çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Beled suresinin 8 ve 9. ayetlerinde de Rabbim Bismillahirrahmanirrahim Elem nec'allehu ayneyn ve lisane ve şefeteyn Sadakallahul azim Ve biz ona iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik mi? Diye bizi en güzel şekilde yarattığını bu ayetlerle de aslında bildiriyor. Mücahit dedi ki, bu Allah'tan açık nimetlerdir. Sana ikrar ettiriyor ki şükredesin. İnşallah şükredenlerden oluruz. Bu ayeti Fudail bir gece okudu ve ağladı. Ağlayış sebebi kendisine sorulduğunda o dedi ki, Allah sana göreceğin iki göz verdi diye hiç şükrederek geceledin mi? Sana konuşacağın bir dil verdiği için şükrederek geceledin mi? Bu düşüncelerle ağladığını ifade ediyor. Gerçekten de akşam yatacağımızda kafamızı ellerimizin arasına alıp kendi kendimize sorarak Allah'ın bizi en güzel şekilde yaratması karşılığında ona ne kadar şükrediyoruz. Ayrıca bize sunduğu nimetler karşılığında şükrümüz ne kadardır? Düşünüyor muyuz? Hiç düşündük mü? Daha buna benzer soruları aslında çoğaltabiliriz. Kıyamet günü insan bu nimetlerin şükründen hesaba çekilecektir. Bunu da Rabbim Tekasür suresi 8. ayette bize bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma letus'elunne yevme izin anin na'im. Sadakallahul azim. Sonra o gün nimetlerden elbette hesaba çekileceksiniz. Allah Teala yine bir başka ayette İbrahim suresi 34'te Bismillahirrahmanirrahim ve in te'uddu ni'metallahi la tuhsuha innel insane lezalumun keffar. Sadakallahul azim. Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalkarsanız sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim, çok nankördür buyurur. Kullardan
şükür ve hoşnutluk istemiştir Rabbim. Bize düşen de sayısız nimetler karşılığında nimeti vereni tanıyıp ona gereğince şükretmek düşer. Süleyman-ı Teymi dedi ki, Allah kullarına kudretince nimet vermiştir ve kullarının kudreti kadar da ondan şükür istemiştir. Kalpleriyle nimeti itiraf, dilleriyle de hamd etmelerine razı olmuştur diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok namazla ilgili çok gayret gösteriyor. İki ayağı şişene kadar ayakta duruyor, kıyam yapıyordu. Kendisine Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affettiği halde niçin böyle yapıyorsun diyen sahabeye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şükreden bir kul olmayayım mı buyurmuştur. Gelmiş ve geçmiş günahları affedilmiş olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi kudretince o kadar şükrederken biz de kendi gücümüz miktarınca Allah'a şükretmemiz gerekiyor. Çünkü Allah hiçbir kuluna götüremeyeceği yükü yüklemez. İbrahim aleyhisselam Rabbinin nimetlerine şükretti ve Rabbim de onu seçip doğru yola iletti. Bunu Nahl suresi 121. ayette görüyoruz. İbrahim suresi 7. ayette de Bismillahirrahmanirrahim ve iz teezzene rabbukum le in şekertum le yezidennekum ve le in kefertum inne azabi le şedid. Sadakallahu azim. Andolsun eğer şükrederseniz gerçekten size artırırım. Ve andolsun nankörlük ederseniz şüphesiz benim azabım pek şiddetlidir buyurur. Bakın kardeşlerim, Rabbim şükrederseniz artırırım diyor. Nimetimizin, rızkımızın artmasını istiyorsak şükretmeliyiz. Nankörlük ederseniz azabım da pek şiddetlidir diye bizi uyarıyor bu ayet-i kerimeyle. Rabbim bizi şükrünü eda edip nimetini artırdığı kullarından eylesin. Amin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun kardeşlerim.